Bertiz Eğitim ve Kültür Vakfı Dergisi editör yazısı. Büyük bir sevinç ve heyecanla dergimizin ilk sayısını sizlere sunuyoruz. Tarihi bir kaynak niteliğinde olacak ve dolgun bir muhteva ile hazırlamaya çalıştığımız dergimizde Bertiz'in tarihi geçmişi, kültürü, coğrafiyi, ekonomik ve demografik özellikleri ile ilgili bilgilerin yanında güncel haber ve etkinlikleri sizlere sunacak olmanın heyecanı ve manevi hazını yaşıyoruz. Daha önce Bertiz yöresini kapsamlı olarak ele alan bir kaynağın eksikliğinden yola çıkarak Bertiz kültürünü yaşatma ve birliktelik duygusunu pekiştirmek amacıyla yayın hayatımıza başlıyoruz. Aslında her Bertiz'in de arzuladığı bu ortak amacın devamlılığı için Bertiz dergisi okuyucularının dergiye sahip çıkmalarını, maddi ve manevi desteği esirgememelerini diliyoruz. Elinizdeki sayıda yer alan yazılar tarihi kaynaklara dayanarak Ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde görev yapan değerli akademisyenlerimizin de yardımlarıyla konunun ehli olan kişiler tarafından kaleme alınmış zevkle ve istifadeyle okuyacağınızı umduğumuz yazılardır. Bertiz yönetim kurulu olarak atalarımızın bizlere en büyük mirası olan Bertiz'in dönünü, bugünkü yaşadığımız Bertizi ve gelecek kuşaklara emanet edeceğimiz Bertiz'in yarınları için taşıdığımız sorumlulukların farkındayız ve yapmamız gerekenleri biliyoruz. Dergi ekibinin resmi kayıtlardan yola çıkarak yaptığı araştırmalar, Bertiz'in Orta Asya, Doğu Türkistan'dan Anadolu'ya yerleşmesini, Kahramanmaraş'ın kurtuluşundaki Bertiz'in önemli rolünü ve Bertiz çetelerinin kahramanlıklarını, Bertiz'in köylerini anlatmaktadır. İlerleyen zamanlarda Kahramanmaraş ve ülke ekonomisindeki Bertiz'in ve Bertiz'lerin yeri ve önemini ülkemizin birçok kurum ve kuruluşunda görev yapan Bertizli hemşerilerimizi Çağlayan Cerit'i bir markaya dönüştürme gayreti içerisinde olduğumuz Bertiz'imizin önemini dergimizin bu ilk sayısında ve ilerleyen sayılarında okuyacaksınız. Bertiz yöresi 1923-1950 yıllar arasında Türkiye'de ve Maraş'ta yaşanan ekonomik sıkıntıların yokluk ve kıtlıkların kat kat fazlasını yaşadı. Ulaşım ve haberleşmenin olmadığı eğitim öğretimden yoksun Bertizler sadece hayatta kalma mücadelesi vererek evlatlarını yetiştirdiler. Devletine ve milletine bağlı halkımız tüm zorluklara rağmen devletten bir şey istemeden hayatta kalma mücadelesi verdi. Dedelerimizden, babalarımızdan aldığımız Bertiz mirasını evlatlarımıza bırakıyoruz. Atalarımızın izinden giderek bize bırakılan mirası bizden sonraki kuşaklara eksiltmeden artırarak aktarmak en büyük gayemizdir.'' Günümüz Bertizinin eğitimli, bilinçli ve mücadeleci gençlerinin geleceğin kahraman oluşumunda liderlik rolünü üstlenerek bu mirasa sahip çıkacaklarından hiç kuşkumuz yoktur. Dergimizin özel sayı olmasının sebebi Bertiz kültürünü gelecek nesillere aktarmak için. Gençlerimizin eğitim yolu ile bu kültürü taşımalarıdır. Bu amaçla Bertizli öğrencilerimizin barınma ve eğitim sorununu çözmek amacıyla vakfımıza ait 1539 metrekare arsamıza Bertiz Kültür Merkezi ve öğrenci yurdu için temel atmak istiyoruz. Bu elinizdeki dergi bu temelin ilk harcı olacaktır. Dergiyi satın alan her kahramanmaraş ve bertizli hemşerimiz temelin ilk harcını atmış olacaktır. Sözlerimizi bu ilk sayımızla merhaba dediğimiz yayın hayatımızın uzun soluklu olmasını temenni ederek sonlandırırken bu derginin çıkmasında maddi ve manevi destek veren tüm bertizli hemşerilerime şükranlarımızı sunar. Sizlerin ve gençliğimizin var olan bertiz kültürüne sahip çıkacaklarına ve yaşatacaklarına bütün kalbimizle inanıyoruz. Bertiz Vakfı Yönetim Kurulu adına Erdoğan Er Yılmaz